yapıyorsun sen? Ben mi? Cevizleri yemiyorsun değil mi? Pazarda satacağız onları. Sen uyumaya devam et. Uyu sen. Eğer gitmeye niyetin yoksa ben inip yürüyeceğim kara kaçan. Sen de mi duydun uzunu? Gel buraya uzun! Gel buraya diyorum sana! Kaçma! Yeter! Başıma döndürdünüz! Neler oluyor? Şimdi anlatın bakalım. Sesiniz sağ ormandan duyuluyordu. Uzunun dişi ağrıyor. Kaç kere söyledim cevizi dişinle kırma diye ama dinleyen kim? Dişim ağrımıyor benim. Ağrıyor. 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 Ağrımıyor. Ağrıyor. Ağrıyor dedin işte. Dişin ağrıyor. Uzun inkar etme. Hepsi bu cevizler yüzünden. Ben alayım bunları. Ben uyurken hepsini kırıp kırıp yemiş. Sonra ne olmuş? Ne olacak? Dişi ağrıdı. Yoksa böyle mi kırdın cevizleri? Ya da... Böyle kırdın o zaman. Yeter sinek. Yeter. Madem dişin bu kadar ağrıyor, çektirmekten başka çaren yok uzun. Ben de onu diyorum işte. Olmaz, olmaz. Keloğlan haklı uzun. Dişini çektirmen gerek. Bilgecan dedeye gidelim o zaman. İyi olurdu ama Bilgecan dede köyde değil. Ne zaman dönecek bilmiyorum. O zaman biz çekelim. Olmaz dedim. Olmaz dedim size. Hadi uzun. Korkacak bir şey yok. Galiba bayılacağım. Bayılıyorum. Bayıldı. Ha?
Uzun! Uzun! Uyan hadi uyan! Merak etme, hiç canın acımayacak. Oraya gel! Üçe kadar sayıp kapıyı hızlıca çekeceksin, tamam mı sinek? Daha kaç kere söyleyeceksin Keloğlan? Anladın? Üçe kadar sayıp kapıyı hızlıca çekeceğim. Bu ilk dişinde durmuyor bir türlü. Niye durmuyormuş? Durmuyor işte. Bir. Ver. Bir bakayım şuna. Hadi acele edin. İki. Duruyor işte. Hadi huysuz. Uç demeyi unuttum. Çok özür dilerim. Ah sinek ah. Eşek koşmaya başlayınca bu ip sayesinde senin dişinde çekilecek uzun. Anladın mı? Hadi göreyim seni kara kaçan. Hadi. Buraya gel uzun, kaçma! Ben çekeceğim senin o dişini, dur! Tası aslağa bıraktığım zaman tasla birlikte dişinden de kurtulacağız. Tamam mı uzun? Tamam değil. Bu senin iyiliğin için uzun. Uzun! Huysuz! Tas kırılmaz. Desem de kırılmaz. Ya sen uzun? Ben iyiyim. Merak etmeyin. Bir yerde hata yapıyoruz ama. Bu da işe yaramazsa hiçbir şey işe yaramaz artık. Olmuyor işte, olmuyor. Olsun. Olmuyor, ne yapalım? Kıpırdama olsun. Bu sefer beni kandıramazsın. İfi dişine bağlayacağım. Hazır. Oldu işte. Dişin düştü uzun. Hiç canım acımadı. Boşuna korkmuşum. Şimdi. İyi misin huysuz? Ne zamandır hiç bu kadar eğlenmemiştim. Ne oldu sinek? Dişim. Ne olmuş? Ne olmuş? Cevizleri dişinde kırarsan olacağı buydu sinek. Siz de sesi duydunuz mu çocuklar? Duymaz olur muyuz hiç Bilgecan dede? Önce uzun, sonra sinek cevizi dişleriyle kırdı ve dişsiz kaldılar.
Onlar mı dişsiz kaldı, sen mi huysuz? Dişsiz mi kalacağım şimdi ben de? Sinek oğlum, hadi kapat gözlerini. Neden? Nedenini sorma, kapat. Hadi şimdi de ağzını aç. Ama... Bana güvenmiyor musun? Güveniyorum. Hadi o zaman. Evet, şimdi açabilirsin gözlerini. O benim dişim mi? Evet, sinek oğlum. Dişimi hiç acıtmadan nasıl çekti Bilge Can dedi? Dişini çektirmek canını acıtmaz sinek. Tabii eğer dişini çeken kişi ne yaptığını biliyorsa. İyi ki geldin Bilge Can dedi. Bizim yüzümüzden sinek de huysuz gibi dişsiz kalabilirdi. Ne? Dişsiz mi? Üzülme huysuz. En azından artık hiç diş ağrısı çekmeyeceksin. Unutmayın çocuklar. Eğer dişlerinize iyi bakarsanız ne diş ağrısı çekersiniz ne de dişlerinizi çektirmek zorunda kalırsınız. (Gülüyor)